Herkese merhaba. Evet, artık okullarımız açılıyor ve okul için alışveriş yapmamız lazım. Ben sizlere göstermek için biraz alışveriş yaptım aslında. Öncelikle bir çanta aldım böyle. Rengarenk, maviler, pembeler, fosforlu yeşiller. Çok beğendim bunu. Çok güzel çantalar vardı. Barbie'liler de vardı. Çeşitli çizgi film kahramanlarının olduğu çantalar da vardı. Ama ben bunu beğendim. Bakalım içinde neler var. İçinde de harika şeyler var. Önce şuradan başlayalım. Evet, burası çantanın ana gözü aslında. Bakın bir dosyamız var. Hello Kitty'li bir kabımız var. Bu kaplar çok şahane. Bakın böyle hemen geçiriveriyorsunuz kitabınızı. Buradan da yapıştırdığınızda oluyor. Bu neyse, kitaplarımı bükülmesin diye belki koyabilirim. Defterler olabilir ya da kağıtlarımı bunun içinde saklayabilirim. Yani ben değil tabii ki, ben okul işlerini bitirdim ama hani kendim için alsaydım o amaçla kullanırdım. Şimdi bunları Nil o amaçla kullanacak. Yuhuu, harika bir etiket seti bu. Çok güzel. Anna, Elsa ve Olaf var. Üstelik bunlar kabartmalı. Çok harika, bayıldım bunlara. Yani gerçekten çok iyi yapmışlar. 3D Styler, yani bununla istediğimiz şekilleri yapabileceğiz. Hemen açmak istiyorum. Belki defterlerinize ya da kapların üzerine bununla şekil yapabilirsiniz. Hatta isimlerinizi de yazabilirsiniz. Sanki neydi o hamur? Play-Doh'un bir şeyi var ya, yazı yazılan falan. Onun gibi. Şimdi buraya ben Nil yazayım mesela. Hamurla. Şöyle kıvırabilirim. Kuruması için de sanırım biraz bekletmem lazım. Evet. Nil yazdım. Zeynep üzülmesin. Bir de Zeynep yazayım. Harika. İşte Zeynep de yazdık. Müthişmiş. Bu donduktan sonra aynen bu şekilde kalıyor. İsterseniz defterlerinizin üzerine etiket yerine böyle de yazabilirsiniz. Ya da bunları tasarım için kullanabilirsiniz. Harikalar. Gerçekten dokusu muhteşem. Renklerine de bayıldım. Süsler yapabiliriz. Mesela bakın şöyle tatlış bir çiçek yapabilirim. Çok kullanışlı, harika. Bulursanız eğer bunlardan mutlaka alın. 3D Styler'mış bu. Kutusu da böyle. Hayvan şekilleri de yapabiliyorsunuz. Çok eğlenceli. Bakalım başka. Givings'li kalem kutumuz var. Bir de Nil benden hep bunu ister. Glue stick diye. Ama bu glue stick, glue pads'miş bu. Bakın fotoğrafları duvara yapıştırıyorsunuz bununla. Böyle bir yumuşak bir şey bu. Evet. Givings'li kalem kutumuz. Bakalım içinde bir şeyler. Burada yok. Burada var. Ay çok güzel. Post-it. Arkadaşlarımıza bir notumuz varsa hemen yazıp defterinin ya da sırasının üzerine böyle yapıştırıveririz. Bu da pembesi. Bakın konuşma balonlu. Resimlerde bile kullanabiliriz. Mesela atıyorum şu çiçeğin yanına böyle yapıştırıp senin için diyebiliriz. Çok da hoş olur. Bunlar da mesela kitap okuyorsunuz. Hani bir ayraç olarak kullanabilirsiniz. Ya da önemli yerleri, kitaplardaki önemli yerleri bunlarla işaretleyebiliriz. Bir ucumuz var. Kalemlerimiz var. Süslü mü süslü. Bu kurşun kalem. Cinderella var üstünde. Çok da güzel ama tükenmez kaleme benziyor bu arada. Hemen onunla da bir yazı yazalım. Şöyle. Aa, çok güzel yazıyor. Beğendim bu kalemi. Bir kristal var. Winx'li bir uçlu kalem bu da. Merhaba yazalım. Bu da harika.
Ay, yalnız bir şey değil mi? Ben olsam bu kalemi alırdım. Ay ne tatlı bir şey. Üzerinde ayıcıklar var. Minik minik ördekler var. Buna da şöyle... Ay çok çirkin bir E oldu. Evcilik TV yazalım. Bu da yine prensesli. Bakın iki prensesli. Bunlar takım. Ama ikisi de kurşun kalem. Bu da Aurora'ydı galiba. Senin için yapalım. Şöyle öpücükler koyalım. Çok güzel oldu bence. Bakalım, bakalım. Bir etiket. Fosforlu bir renk. Turuncu renkte. Ya güzel, güzel. Çok bir özelliği yok ama fena da değil. Bir kalem kutumuz daha var. Bakalım burada neler varmış. Ön gözü boş. Evet. Muhteşem. Bu bir bant. Ay harika. Bakın. Taşlı taşlı. Nasıl yapacağız? Evet bulduk. Hemen şu kağıdı bir yapıştırıp görelim. Bakın şöyle buradan çıkarıyorum. Müthiş bir bant. Bakın böyle istediğiniz yere yapıştıracaksınız. Sonra makasla... kesmek biraz zor. Tam iki taşın arasında. Evet. İşte bu. Harika. Yalnız biraz az. O yüzden temkinli kullanmalıyız. Boş yere harcamamalıyız. Büyükçe bir silgi. Üzerinde de Silly Mini yazıyor ama hiç de mini değil. Kocaman bir silgi bu. Pembe. Ay bunu görünce çok hoşuma gitti. Bu bir makas gördüğünüz gibi. Buraları şekermiş gibi duruyor. Çok güzel. Bakalım iyi kesiyor mu? Harika kesiyor. Tamamdır. Ay bir silgi hem de uçlu kalem gibi. Bakın. Şimdi yazdıklarımdan birini sileyim. Acaba silme konusunda da iyi mi? Fena değil. Evet bakalım. Çok rahat tutulabilecek bir kalemim var. Arkasında silgi. Çok güzel. Bakalım. Şöyle bir çizgi çizeyim. Oo, rengi de harika. Umarım bunu Nil beğenir. Ya bu çok hoşuma gitti. Keşke benim okul yıllarımda da olsaydı. Çünkü ben bir sürü boya kalemini aynı anda elimde tutup böyle renkler yapmaya çalışırdım. Şimdi bunu çok merak ediyorum. Tek bir kalem olduğunda acaba nasıl yazılıyor? Şöyle bir evcilik. Ay çok güzel. Evcilik. TV. Vay be. Güzel oldu. Yani tahmin gibi değil ama yine de fena değil. Evet, burası da bitti. Şimdi çantanın bir ön gözüne geçelim. Aa, dev bir Kraliçe Elsa kalemi. Çok eğlenceli. Böyle sürprizli, esprili şeyler hoşuma gidiyor. Bir tükenmez kalem bu. Şöyle bir kalp yapayım. Kalbimde çirkin oldu ama çok da güzel yazıyor. Bir de çok hafif yani öyle yazması zor da değil. Çok esprili. Bence arkadaşlarla şakalaşmak için güzel bir kalem. Bir setimiz var. İki kurşun kalem. Kalpli kalpli. Kalem tıraşı ve üç tane de silgisi var. Çok güzeller. Çok hoşuma gitti. Belki bunlardan birini arkadaşımızla paylaşabiliriz. Forever friends. Hani böyle işte yakın arkadaşımsın falan gibi. Güzel olabilir. İşte bunlar benim toz simlerim. Okuldaki aktivitelerde kullanmak için bunları aldım. Neymiş? Kedili etiketler. Çok sade, çok sevimli. Benim hoşuma gitti. Printler yine okul aktiviteleri için. Kocaman bir silgi. Bu Hannah Montana'ydı galiba. Tam bilemiyorum. Evet Hannah Montana'ymış. Bunlar da kirlettim. Benim en sevdiğim şeylerden. Ben böyle fosforik kalemlere bayılıyorum. Şimdi bir tanesini açalım, deneyelim. Yine bir kalp çizeceğim. Hiç de güzel kalp çizemiyorum. Belki de pembeyle çizmem lazım. Evet, bu daha güzel oldu. Renkleri çok güzel.
bir şey işaretlemek için çok ideal. Evet, şu ön küçük gözümüz kaldı. Bakalım burada ne var? Renkli ataşlarımız var. Defter kenarları kıvrılmasın diye bunları kullanmak çok iyi oluyor. Ayrıca bantlar var değişik desenlerde. Bunlar da defter süsleme. Yani istediğimiz herhangi bir şey süslerken. Mesela şu harika bence. Çok güzel. Şunu resim diyorum. Müzik defterimin kenarına yapıştırabilirim. Çok eğlenceli. Bunlar da çok hoşuma gitti. Keşke benim zamanımda da olsaydı. Ama siz doya doya hepsinin keyfini çıkarın. Hepsine layıksınız çünkü. İşte benden back to school alışverişi bu kadar. Yani okula dönüş zamanı geldi. Haydi bakalım okul için alışveriş yapma zamanı. Ama geçen sene kullandığınız şeyleri lütfen temizleyip bu sene de değerlendirin. Ben mesela boya kalemlerini falan tekrardan almadım. Onları bu sene kullanabiliriz diye. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.